Bismillah dediğimizde en yüksek derstir. Bismillah'la başlayan Kur'an-ı Kerim talim dersi. Sadece haberimiz olsun diye zaten okuduk bunları. Şöyle bir nefes harcanıyor ve H'de sakın nefes sesi duyulmayacak. H harfi çünkü o. Şöyle beraber söylüyoruz. Bismillah. O duruşu da yapalım beraber. Bismillah. Şöyle yaptığım zaman lah diyelim. Öbür türlü dursun öyle. Bismillah. Aynı olmadıkça geçmeyeceğiz. Bismillah. Bu tarafta bozukluk var. Bismillah. diye bitecek. Öyle. Ben okuyorum şimdi. Siz de benimle söyleyebilirsiniz. Unutmak yok. Sonunda üçünü tekrarlayacaksınız. Sin. Zey ile üstün ses. Lad gaf ile esra lıbba lıbba. Zal ra ilen üt ro zür. Şimdi siz üç tane söylüyorsunuz. Sez lıp zür. Peki. Böyle bir şey. Alışalım buna. Harfleri zaten biliyor herkes. Onun için. Yanındaki söylemeyen kişi söylemezse çok günaha girmiş olur. Ne diyeyim başa? Ona tembih etsin, söylesin. Şu sayfaları şunun için okuyoruz. Yeni Elif'e başlayan arkadaşlarımız bunun hiç dışına çıkmadan İlahilerle, buradaki harflerle idare edebilir. Rahat, faydalı, çok faydalı olur. Arkadaşlarımız konuşmakta zorluk çekmez bunları okuduğu zaman. Okuyoruz ki siz nasıl, ne manaya geldiğini bilesiniz. Başkalarıyla beraber okurken, okuturken anlatabilirsiniz. Ben tabii isterim bunlarla uğraşılsın. Herkes bunlarla meşgul olsun ki ezberlemesi de faydası ne olur? Her türlü şeyi sevap olur. Beraber 12. sayfayı okuyoruz. E'uzu, e'uzu, e'uzu billahi, billahi, billahi mineşşeytanirracim. Mineşşeytanirracim. Oldu. Siz bunu söyletecek, ondan sonra diyeceksiniz. Oku bakayım. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle söyleyecek. Okuyacak olan kişi. Üç üç okuyup konuşacağız. Şöyle diyerek kapatalım her şerrin kapısını, hep beraber kuralım dostluğun yapısını. Birdir Allah Rabbimiz, Muhammed son nebimiz. Müminiz her birimiz, İslam dini dinimiz. Burada durursanız eğer duracaksınız. Bak, Eûzü'yü söyleyerek bütün şer kapıları kapatılır.
Bismillah söylenerek bütün hayır kapıları açılır. Sonra bu ikisi söylenince bir dostluk kurulmuş olur beraber okuduğumuz için. Bu da lazımdır, beraber okumak. Allah Teala birdir, Rabbimizdir. Rabbin kim sorusuna Allah Teala Rabbindir deriz. Rab sahip demek. Ama nasıl bir sahip? Herkes ayırt etmesi gerekiyor. Rab, Rabbetül Beyti diye lisanda kullanılır. Rabbetül Beyti evin hanımına denir. Cenab-ı Hak da bundan bize Rab'lık yapıyor. Rab en güzel şekilde çoban üzerinde anlatılmıştır. Çoban Rabbül Ghanem'dir. Koyunun sahibi Rab'dir. Rab denmesinin sebebi üretir, besler, temizler, istifadelenir, keser yer. Hiç kimse ona karışamaz. Her şeyle ona aittir. Cenab-ı Hak muhtaç değil. Bu farkla sanki Rab tam tutuyor. Bize Cenab-ı Hak ne musibet verirse versin, ne dert, ızdırap çektirirse çektirsin. Gönlümüzden çit olmaması lazım. Çünkü o bizim Rabbimizdir. Bizim her işimizi o görür, bize dilediği muameleyi yapar. Zerre kadar itiraz kalbimizde varsa o bizim yine Rabbimizdir ama bu sefer kahhar Rab olur. Kahreder. Azap ve ızdırabı ahirete yayar. Bundan kurtulmak için dünyada herkes ne cefa çekerse çeksin, ne sefa sürerse sürsün, onu Rabbisi Teala'dan bilmeli ve gönülden esnek olma duygusunu bir an kaybetmemeli, azaltmamalı. Rab o yüzden mükemmel Teala'mız için kullanılmıştır. O Rabbül Alemin'dir. Hamdolsun Rabbül Alemin Yüce Teala'mıza. Kur'an-ı Kerim'imizde böyle başlar. Yalnız bizim değil, bütün alemlerin Rabbisidir. O halde ne dilerse yapar. Zerre kadar. Mesela birilerini görüyorsun, kesiyorlar, doğruyorlar. Kafasını sallıyor şu bu, değil mi? Allah Teala'ya karşı olan tarafımız sakın sakın hiç kımıldamayacak. Ama biz öyle bir emir almışız ki bu bir zulümdür öğretilmiş bize. Ve o zulme mani olmak da vazife olarak verilmiş. Şu vazifemizi yapamıyoruz diye ızdıraplanıyoruz. Sıkıntı basıyor. Üzülüyoruz. Kendimize korkudan dolayı da acıyoruz. Biz ne yapacağız? Bunun hesabını nasıl vereceğiz diye. Çünkü emir böyle. Yapmayın böyle iş. Yoksa Cenab-ı Hakk'a itiraz olarak kalbimizden zerre kadar bir şey geçmez. Cenab-ı Hak bize ne verirse versin, bizden ne alırsa alsın, o bizim Rabbimizdir. Ona karşı gönlümüzün adeta kılı kıpırdamaz. Teslimiyetimizde hiç kusur etmeyiz. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Onu İbrahim Hakkı Efendi söyledi. Bir başkasını başkası söylüyor. Senden gelen hoştur bana diye başlıyor. Yani öyle nakaratı var. Bilmem başkası ama aklımda net değil. Şiirini bile unutuyor. Şöyle ya hilatü yahut kefen ya gonca gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş.
Böyle bir şeyler var. Birçok yani. Onlar işte bu manada söylenmiş sözlerdir. Cenab-ı Hakk'a zerre kadar itiraz yok. O bizim Rabbimizdir. Rabbin kimdir? Ne demek bu? Kime hiç zerre kadar haksızlık yaptı gibi bir itham etmezsin. Kim sana her ne yaparsa yapsın, ona hiç kızamazsın, rıza halini korursun. Hiç itiraz etmediğin kimin var? Allah Teala var. O benim Rabbimdir. Ona hiç itiraz etmez. O manada Rabbimiz Teala'dır diyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim son nebimizdir. Biz de ona ümmetiz, şükürler olsun. Müminiz her birimiz, İslam dini bizim dinimizdir. Şeriatımız İslam'dır. Devam. Rabbimizin koluyuz, Muhammed'in ümmetiyiz. Kur'an'dır kitabımız, biz İslam ümmetiyiz. Alem zürriyetinde, İbrahim milletinde seçtik kendimizi, Muhammed ümmetinden. Hemen ayna bena kalemle çizebilirsiniz. Önce seçtik kimliğimizi, sonra Muhammed ümmetinden. Öyle o. Şöyle yazarken galiba makine o gölgeden hareket ediyor. Bu gibi hataları alıp götürüyor bir yerlere yapıyor. Çok sık oluyor. Aynı manada. İşte. Ama sonu tutmuyor. İkisi için Rabbimizin kuluyuz. Nebi Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Bunları bileceğiz. Kimin ümmetisin? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti. Kitabın adı nedir? Kur'an. Bize İslam ümmeti derler. Sakın başka ad aramayalım. Sakın sakın. Ne olursak olalım, biz hep beraber İslam ümmetiyiz. Kim ne derse desin. Bize İslam ümmeti adını Yüce Teala hoş bulmuştur. Üstelik Müslümanım demeyi de tembih etmiştir. Onu aşmayalım. Burada bekleyelim. Herkes dönüp dolaşıp geleceği yer burası olacaktır. Mezhebimiz amelde, Hanefiyedir bizim. Yolunda yüz biz el-an, Ebu Hanife bizim. Ya tamam. Mezhebimiz amelde nedir sorusuna Hanefiyedir. Biz el-an, elhamdülillah, şükürler olsun, şu an itibarıyla da Hanefiyiz. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin taklitçisiyiz, tebaasındanız. Böylece kurmuş olduk çatının örtüsünü, Nebimizi taklidi en sağlam köprüsünü. Düzeltebilirsiniz. Böylece kurmuş olduk çatının örtüsünü. Çadır gibi bir şeyin örtüsünü de örtmüş olduk. Artık mükemmel bunun içinde sığınıp durabiliriz. O halde bir Müslüman kimse şuradan yukarıda anlatılan o bilgileri bilmedikten sonra bir şemsiyenin altına girmiş olamaz, bir çatı bulmuş olamaz. Çatısını ancak bu bilgileri bilecek, gönülden teslim olacak ki kurmuş olsun. Aksi halde bir çatısı bile olmaz. Sığınacak. Nebimizi taklidin en sağlam köprüsünü işte böyle kurduk. Peki siz niye bunlara uyuyorsunuz? Nebimizi taklidin en sağlam yolu, köprüsü budur. Biz onu tanımıyoruz. Sadakati tartışılmaz olan
Ebu Hanife Rahimahullah vasıtasıyla tanıdık. O bize öğretti. O öğrettiği gibi Nebimize uyduk. Yani onun kendisine değil, Nebimize uyduk. Biz uymakla emrolunduğumuz Nebimize uyduk. Devam ediyoruz değişik bilgilerle. Çocuklar işte bilmesi lazım bunlar, değil mi? Okutacaksınız, anlatacaksınız. Değişik makamda okuyabilirsiniz. İtikad mezhebimiz Maturidiye oldu. Ömrün son Maturidi ne hoş bir şahret oldu. Rabbim Allah Bismillah deyip işe başladı. Hem sever Rim Mevlam'a sen olsa da yaşlarım en çok sevdiğim Mevlam en çok ondan korkarım bundan uykumu böyle namazıma kalkarım. İtikatta meselemiz Maturidi'dir. Büyü bazen ebü, bazen de bü diye yazılır. Bü ile ebü aynı manaya gelir. Bü mensur Maturidi. Ne güzel bir şöhret buldun. İtikatta mezhep imamımız olarak. Rabbimiz Allah Teala'dır. Bismillah deyip işe başlarım ben. Hepimiz. Mevlamızı bizi ağlatsa sızlatsa yine severiz. O bizim Mevlamız, Yüce Teala'mız, Rabbimizdir. Mevla, azat edicimiz manasına gelir. Mevlamız, yani bizi köleliğinden azat edip hürriyete kavuşturan yüce sahibimiz, Mevlamız demektir. Bir de bu kelimeyi velayet diye kullanırız. Ve biz ancak mümini veli ediniriz. Allah Teala da müminin velisidir diye ayet-i kerimede var. Kafirin de velisi değildir diyorlar. Biz birbirimize tevelli ederiz. Kafirlerden teberri ederiz. Buna alışalım yani bunlara. En çok sevdiğim Mevlam'dır. Bana hürriyetimi, canımı, her şeyimi veren o. En çok da korktuğum yine kendisidir. Ondan korktuğum için kimsenin haberi olmaz ama sabah uykusundan kalkar namazımı kılarım. Sadece ondan korktuğum için işte yaparım. Başka kimse beni yakalayamaz aslında kılmasam. Devam. Günde beş vakit namaz kılınır. Ramazanı oruç tut, malı da zekata yaz. Müslüman hayatta bir Beytullah'a gidecek şartları tamam ise acı olup dönecek şartları tamam ise acı olup dönecek. İslam şartları değişik biçimde işlenmiş oluyor. Başka yerde başka türlü anlatıldı. Burada yine öyle. Ta herkes bilene kadar bunlara devam edeceğiz. 13. sayfayla inşallah gelecek dersimizden. Bu okuduğumuz kısımla alakalı bir sual varsa mutlaka sorun. Şöyle düşününüz okurken, o düşünelim diye. Yani ben bunu yalnız olarak okuduğumda şunlar aklıma gelecek mi? Birisini anlatabilecek mi? Çoluk çocuğumuza, yakın çevremize, arkadaşlarımıza lütfen lütfen bunları okuyalım ve anlatmaya çalışalım. Yani onlara söyleyelim bunları. Benim istirham sizden böyle bir şey oluyor. Ne diyelim? Ve Kur'an-ı Kerim'imizi gurasız okuyorduk. Bir defa bitirdik. Hatim-i Şerif başlamış olalım.
düzgün okuyacağız nasıl olsa. Hem de grup olarak bakalım nasip olur da ne zaman hatim yapmış oluruz. Arkadaşlarımız şu kısmı tümüyle bitirdikten sonra önden başlayacak. Buradan da burası devamı sağdan gitsin. Yani önce benim diyelim sağındaki arkadaşımız, sonra onun yanındaki, sonra tekrar sağdaki, sonra onun, böyle burada oturanın sağına göre hesap edeceksiniz. Ve öylece öne gelecek. Öncesi, sonrası, arkada önce, sonra, orası sırayla, burası da devam ediyor. Ve beraber bir niyet edelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni nebeytü en ehtime Kur'anekel azimi ve kelamekel kadimi ya Rabbi inneke afivvün kirim tuhibbül affe feghfirli verhamni ve yessirli emri vehlül ugdeten min lisani yefkahü kavli ve üfevvidu emri ileyk tegabbel minni ya Rabbi. İlk başlayacak arkadaşımız Eûzü Besmele ile başlayacak. Sonrakiler sadece Besmele'yi söyleyecek. Ne olursa olsun tek ayet-i kerime okunacak. Lam, elif yazan yerlerde eğer başka durak yoksa nefes almayacağız. Bismillah, devam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Başkası. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâlik yevmiddîn. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tamam, önden, evet. Bismillahirrahmanirrahim. İhdine sıralar müstakim. Sıralar müstakim. Tamam, sıra dal müstakim. Başkası. Evet. Amin. Beraber söylüyoruz. Sayfayla alakalı önemli bir bilgi olduğu için şu sıra vallezine namte aleyhim dediğimizde lem elif var. Nefes almayın demektir. Ama Cibril aleyhisselam burada hep durmuş, nefes almış. O yüzden Nebi Efendimiz de durup nefes almış. Fakat durulması mana yönünden tam olmadığı için lam elif konmuş. Nebi Efendimiz'e burada mana yönünden durmak tehlikeli olduğu halde neden duruyorsunuz sorulmuş. Efendimiz, Cibril hep böyle okuyor. Onun için demiş. O yüzden de bu durağın adına Vak ve Cibril denir. Cibril Aleyhisselam'ın vakfı. O yüzden biz ona saygı, hürmet, Nebi Efendimiz de ona uyup böyle okuduğu için Nebi Efendimiz'e uymak suretiyle burada durur, nefes alırız. İçimiz bundan huzur duyar. Başka yerlerde durmayacağız ama bir bu var. Amin ise
yine Nebi Efendimiz Cibril söyledi diye ben de söyledim. Bunun sonunda hep amin dedi. Hiç bırakmadı. Namazda dahi Cibril bunun sonunda amin demiş. Kaç kez Efendimiz'e namaz kıldırıyor öğretmek için ve hep amin diyormuş. O yüzden namazda dahi bunun sonunda amin denir. Bakara suresi gelecek suremizdir. Başlıyor inşallah. En uzun Kur'an-ı Kerim'imizdeki suremizdir. Onun sonunda da yine amin var ama oradaki amin namaz içinde söylenmiyor. Bu ondan çok güçlü, namazda da söylenmiyor. Oradaki amin namazda isek söylemeyeceğiz. Bir amin yani. Gelecek göreceğiz inşallah. Devam. Yani sadece Bismillahirrahmanirrahim deseniz yeter. Adını söyleyebilirsiniz çünkü harekesi yok onun. Şöyle. Elif lam mim. Yani harekesi olmayan harfin adını söyleyebiliriz. Bu ayet-i kerime böyle. İstersen adlarını söyle. Bir daha. Elif lam. Şöyle. Elif lam mim. Elif lam mim. İşte lamı da net söylemelisiniz. Ayet-i kerime ya. Lam mim. Yani lam mi kısmında biraz durmak gerekiyor. Peki bir ayet-i kerime bitti. Devam. Başkası. Bismillahirrahmanirrahim. ذَلِكَ الْكِتَابُ كِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. Başkası. Ben demeyeyim artık, siz devam edin. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. En dikkat çeken gayn harfi oldu. Onu düzgün söyleseydin çok güzel olacak. Yü'minüne bil gaybi. Gaya böyle bir vurgu yapmazsanız ayınla karışır. Gaybi nokta hırıltı yapan bir şeydir. Aybi demeyin de ayıp ayıptır ama gayb olmadığı yerdir. Manaları çok farklı. Bakın biz gaybda iman ediyoruz. Gaybda iman edenlere vurgu yapılıyor. Dünya gaybubet yurdu. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun. Bu Bismillahirrahmanirrahim derken dudaklarımızı sakın tepiştirmeyelim. Şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dudaklarla az oynandı mı şöyle oluyor o zaman. Bismillahirrahmanirrahim gibi. Yani ro gibi gelir ses. Onun için Bismillahirrahmanirrahim böyle bitsin. Ro gibi bir ses sakın gelmesin. Zaten o sesi bu Kur'an-ı Kerim'imizde hiç yok. Devam ya selam, güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Hata şeddelerde olduğunu fark ediyor musunuz? Hani biz diyoruz ki Erra. Şöyle mübalağını gösteriyoruz. Ama okuyuşa geldiği zaman bakınız hiçbir şey kalmıyor. Onun için o nizami okuyuşu çok dikkatli yapmalıyız ki buralarda da yani %1'i kadarı kalsın en azından. Devam, çok hoş, devam. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike ala hudem min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Evet, güzel. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Tellere çok hızlı bir vuruş yapalım ki
dala benzemesin. Tehüm tepki tü. O sesler kulağımızda çınlayacak. Birden Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim diyoruz ya. Nirrahim'de nunu ince söylemezsek nür gibi duyulur ses. O da lamın hatadır. Hafi de olsa bir hata oluşturur. Herkes anlayamaz ama hassas kulaklar anlar. Onun için miri çok ince söyleyeyim. Nirra, nirra. Aksi halde nur gibi gelir ses. Halbuki onun esrisi vardır. Ona da özellikle dikkat. Okurken şu ana kadar bu ayet-i kerimelerin bütün arkadaşlarımız okumuş sayılıyor. Hepimiz okumuş oluyoruz bak. Hatim çünkü bu. Herkesin kendine has hatmi oluyor bu. Lütfen herkes dikkat etsin. Arkadaşlarımız konuşursa, dikkat etmezse, yanındakiler mutlaka ikaz etsin, buraya ikaz kalırsa daha kırıcı olur, daha yani zamanı boşuna harcamış oluruz. Buraya bırakmayın. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Allah ala kulubihim ve ala semtihim ve ala efsarihim gışavetun velahum azabun azim. Biraz daha duraklarda ayarlı durmaya çalışalım. Durakta duramazsak en az uygun bir kelime arkadan alarak devam edebiliriz. Bir de ha harfinde hırıltı olduğu için ve harf kalın olduğunda ilk okuyuşa dikkat edelim. Ha! 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 Hırıltı ve kalınlık. Hatemallahü! Hatemallahü! Ha! Sesim. Ala sem'ihim. Durabilirsiniz, nefes alabilirsiniz. Ve ala ebsarihim. Orada duramazsınız. Çünkü bakınız, ta gışavede durak var. Hemen geçin. Ve ala ebsarihim gışave. Ge. En azından kırıltısı duyulsun. Bir de azabün azim. İki tane birbirinin zıttı gibi harf var. Bir tanesi peltek zal, bir tanesi aynı mahreci paylaşan kalın z harfi. Azabun azim. Azab da azim. V. Böyle bir ses ayarlayın yani. Azim. Azabun azim. Yasin'e. Şu ayın var ya, bu Kur'an-ı Kerim'i teravih namazında hatimle kılmak isteyenler buraya kadar bir zammı sure okuyor. Orada dur nefes al. Rekata şeye gidiyor. Rükû. Onlara ayarlıdır. Ayınlar. Aşır onluk demektir. Aşağı yukarı bir onluk. Ama asıl teravih namazını kıldıracak hafızlar için kolaylık olmak üzere işaret konulmuş. Gel selam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minennâsi men yekul âbennâ billâhi ve bil yevmil âhiri. Durmak istiyorsanız hir diye durabilirsiniz. Sonra da ve bil yevmil ahire hızlı devam edersiniz. Ve bil yevmil ahire ve mâ hum bi mü'minîn. Değil mi? Hatasız. Teşekkür. Başkaları. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıntı etmeyin. Hayır net olsun. Yuhadi'ûne Allahe vellezîne âminû. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ Tamam. Yani durakta durdunuz, nefes aldınız. Alalım yani bizim için iyi duranlar, nefesimiz yetmiyor çünkü. Gel selam. Bismillahirrahmanirrahim.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Güzel. Her arkadaşımız kendisi de okuyormuş gibi dikkat etsin, hatim olsun o zaman. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innehum humul mufsidun velakin la yeş'urun. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Yani biraz okuyabilsek çok sevip kalırız ama hiçbir şeye dikkat edemiyoruz. Kendimizi de veremiyoruz Kur'an-ı Kerim'imize. Çünkü hata mı çıkacak, ne oldu, ne dedi, dedikoduyla uğraşıyoruz hep. Şöyle kendimizi bir rahat bırakmamız lazım. İnşallah o günler gelir. Benim bir sorum var. Benim bir yatanım var Ahmet abi. Ya selam. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ yekûl el kûlâ آمنا وإذا خلف إلى شياطينهم قالوا إن ancak o inna'da durabilirsin sen. Yani lam elifi gördünüz mü? Ya onu biraz o yana geçeceksiniz bir daha ondan başlamamak için ya en iyisi beri tarafta bir yerde kalacaksınız. Lam elif o ikazdır. Bana gelmeden dur. Evet. İnne ma'akum innema nehnu müstehziün. Böyle okurken şöyle en kolay yerlerine okutan kimse söylerdi. Öbür zora geldiği zaman hı yani devam sen. Öyle canım sıkılırdı ki. Yani mesela gale gelmiş. Gayet rahat düşünmeden söyleyeceğim. O derdi gale hı. Orasını kendi söylüyor. Onun için ben size söylememeye çalışıyorum. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yestehzi bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike lezine eşteravul dalalete bil huda. فَمَا رَحْبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Nüh'ü yazık çekin. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Evet, şeddelerde bir dalgalandırma yaparak fırsat kazanabiliriz. Yani şedde payını verirken bir ton değiştirerek kulağa da güzel bir ses duyurmuş oluruz. Yazık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu başlangıç nasıl olsun? Devamlı şu taraftan başlasın. Yani bitti mi böyle gitmesin de devamlı oturanın sağından gitsin yani. Buyurun. Peltek diye me se se fi fü meselühüm Ra o iki üstünlerin bir tanesini atar gerisini olduğu gibi okuruz. O zaman ne ra olur. Bakın Kur'an-ı Kerimlerimize
bir tane üstüne atıyoruz, gerisini okuyoruz. O zaman da nara olarak duruluyor. Konuştuğumuz şeyi bir daha konuşmayalım bak. Herkes biliyor artık. Ya selam. Niye durdun orada? Yani hani neyse, devam etmeyecek misiniz? Bakınız, elif olmaz o. Takıldı mı lam oluyor bunun gibi işte. Elif kendisinden sonraki harf hiç takılamaz. Takıldı mı hemen lam olur. O zaman felemme. Devam. Felemme. Ela. Et. Bellahi. Çok güzel oluyor değil mi? Zu. Fi zu. Lü. Tilla. Kaydedilir, okudukça göreceğiz. Yüp. Ha. Sı. Run. Ya selam. Bu noktası olmadığı için sessiz ses sesidir ha. Son men. Son men. Tüm men. On. Hı hı. Son men. Doğru. Tüm men. Yar. Bir on. Hı hı. Biraz daha böyle kaydelemeye çalışın. Hüm la yarcuun. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. Ev kasa kasayi kasayi bin min inesa sama ifihi zulümetun ve vaudun ve berğun. Kurabilirsiniz. Ve berko. Ve berko. Fi çekebilirsiniz, üstünde med denen bir işaret var ya. Fi azanihim. Ve kış ve hazarel mevti mevt bellahi mühitlim mühitum bir kafirin jinn. İstediğiniz kadar da çekebilirsiniz, çok tatlı bir şey olur. Sadece şu minessemâi fîhî fî çekilir ama hiç çekilmez. Fîhî zulümâ fîhî zulümâ gibi geçmemiz iyi olurdu. Yani fî öyle yerlerde heleri çekmeyiz. Fîhî. Şimdilik öyle dursun. Onları görmeye bakarız inşallah sonra. O kurallar hep okuyacağımız bölümde gelecek ilerler. O zaman böyle kolay olmayacak. Çoğusunu ezberlememiz gerekecek. Çalışacağız yani biz de. Bismillahirrahmanirrahim. Yekâdül berbû yehdehtü ebsârahüm. Ebsârahüm. Külme, külme. Külleme. Külleme e'lâh e'lehüm meş. Neşer fihi ve ida ezlem ve ida ezlem aleyhim gamu
Devam. Kanu ve lev şa'a ve lev şa'a Allah'u lebe Allah'u lev şa'a Allah'u lebe ebedi sem'ihim ve ebsarihim inna Allah ala külli şeyin gadir. Fiillere dikkat, fihi çekilmesin. Neyse, devam bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Az daha vurgu yapın şöyle. Hirrahmanirrahim. Oldu. Daha güzel. Sesli söyleyin. Millet tüm duysun çünkü takip ediyorlar. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, çok hoş. Ya eyyühe ellenne üdün Rabb Bekumul nezif halif kaküm vel nezine min kablikum le aleküm ettekum. Gun. Güzeldi. Başkası. Bismillahirrahmanirrahim. Mümkün mertebe bağırın. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle baktınız ki gerisi gelmeyecek. Erza deyip durursunuz o zaman. Za diye yerme, o zaman bozulur her şey. Yani bunlar için henüz değil ama okuyoruz ya. Sizler dikkat edin yani. Erallah firaşemiz. Devam. Firaşemiz ve vesse vesse ve la la ebine la bine. Böyle yerlerde bir tane elif önünde kabul edilir. İki üstünlerde bina diye durmak da olabilir ama bina diye durulur. Bakın öyle mi bilmiyorum yani. O şeylere bakmak lazım nasıl okuyorlar. Bina mı? Yoksa bina mı? Elif olursa kesin bina A'dır. Olmazsa elif var sayılarak binaa diye medd olunur. Öyle durulur. İsterseniz okuyan şeyler var ya, onlara bu noktaya tıkladığınız zaman bir değişiklik görürseniz mutlaka burada konuşalım. Yani bina diye duruyorlarsa bilelim. Binaa devam. En ve la mina mina samala ma i imal ina imala ma en fe en fe fe na fe ech ra raja bihi himin mina Sedro minesse minesse Fela tec tec alü lillahi 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 endeden ve en ta'lemin. Yani ben olsaydım nasıl okurdum diye
herkes bakması lazım. Beraber okumuş oluyoruz ha. Herkes kendi okuyormuş gibi takip etsin. Ya selam bakalım ne diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Az seslice böyle bağırın ki sizi duysun millet. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma doğruydu değil mi? Nezzelna nezzelna ole 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 abdina dina be Bisü Bisü ve Ratim Ratim Mis Mis Lih Lih Ve Fet O Şen Şuhede E Şen Şurada ha. Küm. Küm. Min. Hı. Nen. Nillahi. 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 Ha. İn. Küm. Küm. Va. Sa. Sa. Di kıyın. Şimdi bundan sonra ne kadar zayıf olsa güzel gelecek bize. Buna şükür dedirtecek değil mi? Ama hoş işte. Böyle böyle öğrenecek. Ne yapalım? Siz bir formül bulabilirsiniz. Yani bu arkadaşlardan çıkarsan da bilmem kaç kişi kalacak. Devam bakalım. Hayır olsun. Ne diyeyim? Aklınıza bir şey geliyorsa sonra idari yönden konuşalım. Şöyle yaparsak daha verimli olur diye. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. Fe illem tef'alü ve len tef'alü fettequn nâra alleti ve kudûhen nâsü vel hicâra üiddet lil kâfirîn. Kudû kısmı hariç gerisi güzel. Ve kudûhen nâsü ve kudûye vuruldu. Yani o çekilmeyecekti. Ve kudühenne okunuş şöyle geldi bize ses. Ve kudühe gibi. Ve kudühenne gayet güzel. Devam bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenü ve amilus salihati enne lehum cennatin tecrimin tehtihel enhar küllemâ rizikû minhâ min temeratin rizqan kâlû hâdellezî rizqnâ min qablu ve ütü bihi müteşâbihâ ve lehum fîhâ ezvâcun mütahheratu ve hum fîhâ kâlidûn. Müdahheretünün dîn adı tam olsun. Yani tahheretün deseniz caizdir ama müdahheretün müttahhera gibi olmasın. Yine şeytanirracim gibi olmasın. Bir usulümüz olsun bu. Yine şeytanirracim da eftan sesidir. Da harfini tam telaffuz edemeyen insanlar için onu T olarak söylemek ta gibi caizdir. Söyleyebiliyorsunuz ama da terkine. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yestahi en yestahi lemme da'uve temete ma tevkahe. Fe emmel lezine amenu fe ya'lemun
فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويبضعون ما أمر الله به أن يقال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Orada en yusa le sat yayılmayacak. Yani en yusa le gibi bir ses geldi. En yusa le sa le tak tak gidecek yani. Yusa gibi yayılmayacaktı sat. Mübalağa yani öyle bir ses geldi. Devam. Güzeldi. Bismillahirrahmanirrahim. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ نُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Peki, devam. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Dursana. Yani orada zaten zor geliniyor ya kadar. Semavat diye bir rahat nefes alın yani. Hayır olsun. Bir şeyin alim. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet güzel. Önümüzde nasip olursa unutmayalım. İbrahim'in yanında devamlı sizsiniz. Kendilerine nasip olur devam edeceğiz. Kimse unutmasın. Tabii ki baştan burada olmak lazım ki hani zaten buradasınız. Bir şey olmasın. Burada kaldık demek böyle gidiyoruz demektir yani. Sağdan başlıyor. Unutmak yok. Allah bak razı olsun, hayırlar ihsan etsin. Böylece iki tane de harf yapalım, serbest olacaksınız. Okuyorum. La dün Zayn Hain biraz kalın oluyor. Evet. Bir iki ses söyle. H incedir ve sesle başlar. Hepsi el değil mi? Ona şaşırdı. Hep el yani. Bahit. Evet. Ama hepsi de değil yani. Şimdiye kadar okuduklarınız doğruydu. Yok, şimdiye yani, kadarkiler iyiydi. El cim de olsa, biz et cimi gibi de bunlar bir yaramadı. Hayır, şimdi ama o idham şemsiye isari gameriyeyi bilmek gerekiyor. Veyahut da ezber aklımızda tutmamız lazım. Ama şu ana kadar iyiydi yani. Mesela şimdi bir tanesi olsun öyle bakın. Sinun es sin. Pekala, teşekkür ederim, sağ ol. Serbestsiniz ve kargaşalık olmasın. 5 dakika teneffüs, sonra okumaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlarımız yerlerini alsınlar. Esselamu aleyküm.